Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz tekrar organik kimya denemelerini çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar deneme 17 pdf açıklama kısmında abone olmayı videoları beğenmeyi destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Hemen başlayalım birinci sorumuz bakın etil alkol ve etilen bileşikleri ile ilgili demiş hemen etil alkolü bir çizelim arkadaşlar etil alkol neydi 2 karbonlu bir monoalkol etilen de eten bileşiği yani 2 karbonlu bir alken bileşiği olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Eşit molleri yakıldığında açığa çıkan karbondioksit miktarı eşittir. Bir birleşik yandığı zaman açığa çıkan karbon miktarı neye bağlı arkadaşlar? Şöyle. Birisi C2H5OH zaten, birisi de kapalı formülü C2H4. Eğer ben bunları yakarsam bunlardan oluşan karbondioksitlerin sayısı neye eşit? Dikkat edin. 2 tane karbon olduğu için bundan iki tane karbondioksit oluşuyor. 2 tane karbon olduğu için bundan da iki tane karbondioksit oluşuyor. Yani ikisinin de birer mol yakıldığı zaman ikişer mol karbondioksit oluştuğu için birincisi doğru bir ifade. Etilene su katılarak etil alkol elde edelim. Bakın arkadaşlar buna su katmak demek ne demek? Şöyle HOH. Biz suyu ne diye gösteriyoruz? Hidrojen ve OH grubu şeklinde su iki parçaya ayrılıp o şekilde katılıyor. Kırdık. Birisi buraya katıldı. Birisi buraya katıldı. Markovnikov falan yok. Gördüğünüz gibi bunun neticesinde arkadaşlar bu etil alkol bileşiği meydana geldi. Mol kütleleri eşittir demiş arkadaşlar mol kütlesine bakın bunun CH3 12, 15 12 2 O 16 arkadaşlar 1 burada zaten verilmiş kütleleri Yani 46 gram bölü Mol Etilenin ne kadar 2 tane karbon 24 4 daha 28 değil mi? O da 28 gram bölü mol Bunların sadece karbon sayıları eşit Onun dışında arkadaşlar başka bir şeylere eşit değil. Cevabımız C seçeneği. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda 3 tane bileşik verilmiş alt alta bakın. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Yani bunların 3'ü de doymuş oldukları için hidrokarbon oldukları için 3'ü de arkadaşlar C5H12 kapalı formülüne sahip. Ama bunlardan bakın en üstteki arkadaşlar düz. En alttakinde tek bir metil dallanması var. Buna biz ne diyoruz? İzo diyoruz. En üstteki düz olduğu için ne pentan. Bakın çok lazım olacak aslında size. Bu arkadaşlar izo pentan. Eğer ikinci karbonda iki tane metil dallanması varsa bu şekilde. Bunun adı nedir? Neodur. Yani bu bileşimizin adı da neo pentandır. Yukarıdaki bileşikler ile kaynama noktalarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yani kaynama noktası 3x olan en büyük olan burada kastediliyor arkadaşlar. En büyük olan kimdir? Düz olandır arkadaşlar. Birinde olması gerekiyor. Birini şöyle yanına a yazalım. İkincisinin gördüğünüz gibi iki tane dallanması var. Üçüncüsünde tek dallanma var. Dallanma sayısındaki artış moleküller arasındaki temas yüzeyini azalttığı için moleküllerin kaynama noktalarında düşürür diyoruz arkadaşlar. Yani İkincisinin kaynama noktasının en düşük olması. İkincisinin arkadaşlar C ile eşleşmesi gerekiyor. Üçüncüsünde lütfen bakın tek dallanma var. Bu ikisinin arasında bir yerde olması gerekiyor. Üçüncüsünde ne olması lazım burada? B seçeneği olması lazım. A, C, B. A, C, B. Evet. B seçeneğinde de verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü yanlış verilmiş? Şimdi molekül formülü neydi? Gerçekte içerdiği atom sayısı. Yani bir molekülde gerçekte kaç tane atom var? Bunu veren sayı molekül formülü. Bunun en sade hali, en sadeleştirilmiş hali de basit formül ya da kaba formül şeklinde ifade ediliyordu. Bakın zaten burada bir tane oksijen var. Dikkat edin. Eğer tek oksijeni varsa bir bileşiğin ya da içerisindeki atomların sayısı bir tanesi tekse onu daha fazla sadeleştiremiyorsunuz. Onların o bileşiklerin kaba formülleriyle molekül formülleri gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı oluyor. Bunda sıkıntı yok, bu aynı. Bakın burada 2 2 4 demiş. 2 2 4 sayılarını ben neyle sadeleştiririm? 2 ile sadeleştiririm. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada basit formülü doğru şekilde verilmiş. C6H12. Arkadaşlar en sade halinden bahsediyoruz. Bakın lütfen. En sade için 6'ya bölerim. Bu ne olur? CH2 olur. C3H6 değil arkadaşlar. C3H6 en sade hali olmadığı için cevap C. Bakın C6H6 ikisini 6'ya bölmüş. CH olmuş doğru. C3H8. 3 ile 8 biliyorsunuz ortak bir sayıya bölünemiyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar bunun da molekül formülü ve kaba formülü birbirinin aynısı olmuş oluyor. Dördüncü sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda açık formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Metil sikloheksan olarak adlandırılır. Burada altılı bir halka var. Bu sikloheksan. Ona ne bağlı arkadaşlar? Bir metil grubu bağlı. e demek ki? Birincisi doğru. Karbon atomlarının tamamı sp3 hibritleşmesi yapmıştır. sp3 ne demek arkadaşlar? Her bir karbon 4 tane tekli bağ yapmış. Yani ikili bağ yapmamış kimse diyor. Ve bakalım burada gerçekten de ikili bağ yapan kimse yok. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Kapalı formülü C7H14 demiş. Arkadaşlar dikkat edin. Burada 6 tane karbon var. Burada da bir tane toplam 7 tane karbon var. Bakın C7. Eğer bu bileşikte halk olmasaydı. Bu bileşik açık ve düz zincirli olsaydı. CnH2n artı 2. Yani C7H16 kapalı formülüne sahip olurdu. Ama buradaki halkadan dolayı. Buradan arkadaşlar 2 tane hidrojen eksilecek biz ne diyoruz? Moleküllerdeki her bir halka ve her bir pi bağı neye sebep oluyor arkadaşlar? İki tane hidrojenin eksilmesine sebep oluyor. Yani o zaman bu bileşimiz C7H14 olur diyoruz. Doğru bir ifade. Bileşikte 6 tane sekonder karbon vardır diyor arkadaşlar. Sekonder ne demek? 2 tane karbonla bağ yapan demek. Hemen şurayı bir sileyim de düzgün şekilde yazalım arkadaşlar. Bu karbona bakın. İki tane karbonla bağ yapmış ikinci. Bu karbona bakın iki tane karbonla bağ yapmış ikinci. Bu karbona bakın iki tane karbonla bağ yapmış ikinci. Bu karbona bakın iki tane karbonla bağ yapmış ikinci. Bu karbona bakın iki tane karbonla bağ yapmış ikinci. Bu karbon ise bir, iki, üç tane karbonla bağ yaptığı için üçüncül olmuş oluyor. Bu karbon ise arkadaşlar uçtaki bu karbon o da Sadece bir tane karbona bağ yaptığı için o da birincil olmuş oluyor. Bana ikincil yani sekonder karbon sayısını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için cevap D. Alifatik ve doymuş diyor. Doymuş arkadaşlar halkayı sakın karıştırmayın. Halkalı bileşikler de doymuştur. Doymamış olması için pi bağı olması gerekir. E burada pi bağı yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu bileşiğimiz doymuştur. Alifatik ne demek? Aromatik halka içermeyen demek. Dolayısıyla burada zaten benzen alkasit olmadığı için bu hem alifatik hem de doymuş bir hidrokarbondur diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.